okulun gündemini soruyoruz. Sizin gündeminizde ne var? Bizim gündemimizde piyasa çok durgun. Yani bu enflasyon bayağı yükselmiş. Anladın mı? Birazcık şu kiralar düşmesi lazım. Yani insan geçinemiyor yani, anladın mı? Yani millet aç, ağzı kokuyor milletin. Bak. Millet açtı, dolaşıyor. Parası yok milletin, sokakta dolaşıyor. Yani para yok para. Millet halkasında ne düşüneceğiz? Var mı paranız gençler? Yok. He? Yok, var, tamam. Toplanın. He? Bak, kimsenin cebinde para yok. Yani. Gel dayı, telefonumu çıkarayım mı? Kolay gelsin. Hiçbir şey yok, çok güzel. Olumsuz bir şey yok. Ekonominiz nasıl? Ya sıkıntı var ama olur. He, dünyada var, pandemi sürecinde. Herkeste var. Bizim Türkiye'de değil sadece. Çalıştın mı sorun yok. Çalışana iş var. İş beğenmeme derdi var milletin. Hani Tayyip düşmanlığı var. O gitsin, kim gelirse gelsin. Tamam, şu anda yağ diyelim zamlandı. Olabilir, olmasa iyiydi. Biz de üzülüyoruz ama bir süreçtir, geçer inşallah. Almanya, hani ben ekonomist falan değilim ama Almanya dünya tarihinin en büyük enflasyonu Amerika'da yaşıyormuş. Ne yapalım şimdi? Ama kimse ülkesinin lideri gitsin diye ayaklanmıyor. Peki yarın seçim olsaydı kime oy verir? Tayyip Erdoğan'a. Memnunuz, Allah başımızdan eksik etmesin. Bir, affedersiniz, bir kadının bir kocası olur. Şimdi beşli çete var orada karşısında. Hangisine oy vereceksin? Bak, daha iki tane mecliste bir yasayı okeylerken birbirine arasında anlaşamı, birbirine hain diyen bir gruba yarın bugün Türkiye'nin teslim edildiğini düşünseniz. Yani CHP, HDP, İyi Parti anlamında söylüyorum. Yani o biri dedi ki, o tezkere oy veren haindir dedi. E şimdi o biri de verdi ama ittifak halindeler. Yani bir kadının bir kocası olursa Allah göstermesin. Tayyip Erdoğan Allah başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bizim gündemimizde ne mi var? Vallahi gençlerin gündemine varsa bizde de var. Bak, gülüyorlar bak. Ekonominiz nasıl? Çok güzel. Ekonomi mi güzel? Tabii. Çok iyi. Nesi var ekonominin? Yani dolar 10 lira olunca hayat bitiyor mu? Doların 10 lira olan ülkelerin paraları da düşüyor. Onlar da düşüyor. Git bakalım, Avrupa'da kriz var. Euro 11,5 lira oldu. Niye? Demek ki onlarda da kriz var yani. Kriz olmayan yer yok. Pandeminin olduğu bu dönemde her taraf aynı. Sadece Türkiye değil. Her taraf aynı. Ama bunlar geçecek. Tamam mı? Bunu yayınlayacak mısınız? Sanmıyorum. Yok. Canlı mı? Yani hiçbir zaman parası düşen ülkelerin ekonomisi kötü anlama gelmez. Paran düşük olursa ihracatını iyi yaparsın. Paran yüksek olursa ithalat yapamazsın yani, ihraç yapamazsın. Gel bakalım bizim ülkemizin ihracatı nasıl? Bir baktınız mı? Hiç orayı hiç ilgilenmiyorsun. Sadece dolar çıktı. Tamam, bittik, öldük, yandık, bittik. Bir şey olmaz. Tamam mı? Merak etmeyin. Bu ülkenin başında çok güçlü bir lider var. O lider her zaman için bu ülkeyi gene ayağa kaldırır. Başka yok. Abim bak, Z kuşağı size katılmıyor. Arkanda Z kuşağının bir şeyden bildiği yoktu. Ne biliyorlar? 2000'li yılların öncesinin bir tanesi var mı burada? Hepsi yok. Gündemimizi konuş yani. Olsun ya, 2023'te kalkınacağız. Ben güveniyorum ülkemize. Ya bırakın rakımız. Merhaba, size soralım. Halkın gündemini soruyoruz. Sizin gündeminizde ne var? Halkın gündemi ekonomik çok. Kriz var. Abimiz az önce tüm ülkelerde kriz var. Kriz sorun değil dedi. Olur mu ya? Tüm ülkelerde vardı ama Türkiye gibi değildir. Türkiye'de daha çok kötü. Daha dolar 10 bin lira oldu. 1 milyon oldu. İnşallah da düzenir. Başka yapılacak, denileceğim bir şey yok. Vallahi bizim gündemimizde ekmek davamız var. Başka bir gündemimiz yok yani. Ekmeğimize bakıyoruz. Çalışanımızın rızkını yapıyoruz. Şükürler olsun. İyi diyelim, iyi olsun yani. Bundan kötüsü de var ama iyiyiz yani, şükürler olsun. Dolarla, altınla, euroyla hiçbir işimiz yok. Yok yani. Yarın seçim olsaydı kime oy verirdin? AK Parti. Değişmez, AK Parti. Ekonomi kötü. Vatandaş çok perişan. Vatandaş çok perişan. Kiralar aldı yürüdü. Marketlere hiç girilmiyor. Değil mi?
Vatandaşın hali çok kötü. Buna devlet el atması lazım. Zengin aldı başını, yürüyor. Fakiri düşünen yok. Avrupa gözlüyor ki Türkiye batsın diye. Değil mi? Asgari ücret en azı 3,5 olması lazım. En azı 3,5. Vatanda çünkü 2 milyar kira verecek. Geriye nasıl geçinecek? Haksız mıyım? Peki yarın seçim olsaydı kime oy verirdiniz? Vallahi bundan iyi yöneten olmazdı ama buna el atması lazım. Çünkü dışarıya karşı şu anda biz çok iyi görünüyoruz. Ama içimiz çok kötü. Ekonomimiz, vatandaş sürünüyor. Gündemde söyleyecek bir şey yok ki. Zaten her şeyi görüyorsun. Ekonomik batmış yani. Bunda artık diyecek hiçbir şey kalmadı yani. Bence pek fazla söyleyecek bir şey yok zaten. Her şey belli. Vallahi düşüncem dolar zaten almış başını gitmiş. Bu baştakinin de inmesi lazım yani. Bununla olmuyor artık. Gerçi ben hiç oy vermedim. Vermeyi de hiç düşünmüyorum. Aklımın ucundan bile geçmiyor. Verenler de pişman olacak ama iş işten geçmiş olacak olana kadar. Diyecek başka bir şey yok. Teşekkür ederim.